beşiktaş Trabzonspor maçı son dönemin en keyif veren maçıydı. E, maçı force eden Beşiktaş'tı ama atanı ve tutanı çok iyi olan Trabzonspor e, 2-2'yi son bölümde bir altın puan kazanarak kurtardı diyebilirim. Yanlış değil, değil mi kurtardı ifadesi? Tabii tabii. tabii. Yani e, ama Beşiktaş altın puan. E, bu kadar yaklaşmışken galibiyete, bu kadar pozisyon ürettiği bir maçta bitiricilik konusunda yaşadığı sonun, e, sorunlardan dolayı sonuca gidemedi. Sen cumartesi yaşadın. Bugün daha sakin kafayla ne düşünüyorsun? Neler söylüyorsun? O, o da helva gibi olmuş değil mi? O da helva gibi. Öyle bir bugün. Şimdi, şimdi cumartesi helva <laughs> Başakşehir maçında da aynı bitiricilikte sıkıntı vardı. Yani Başakşehir maçını kazanmış olsalardı işte bu Trabzonspor maçını da kazanmış olsalardı ki nitekim kazanmış gibi bir maçta geçen son geçti. dakika öyle de geçti. Ee, öne de geçti. Eee Beşiktaş'ı ciddi anlamda yarışın içerisine sokacaktı. Ve şimdi burada eee Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş tarafları bir yandan seviniyor, bir yandan üzülüyor. Şimdi sevindiği nokta bak şimdi Ersun yandan demin bahsediyorduk. Sergen Yalçın kendisinin kurmadığı bir takıma geldi ve bununla arkasına hiç sığınmadı ve sığınmayacağını da söyledi. Ama öyle veya böyle birkaç ufak dokunuşla takımın e, oyun tarzını değiştirdi. Bunun birinci e, nedeni bence havanın değişmesi, içerideki havanın değişmesi. Yani Abdullah Avcı, kötü hoca, Sergen Yalçın, iyi hocadan öte o içerideki kara bulutlar dağıldı. Çünkü herkes mutsuz. Şimdi Sergen Hoca geldi. Birincisi Sergen Hoca'nın arkasında bir taraftar kitlesi var. Bu e, oyuncular üzerinde bir e, hakimiyet kurmanın kolaylaştırır. Arkasında taraftar olmayan hocayı futbolcular parmağının ucunda oynatır, siz daha bilirsiniz. Böyle bir avantajı var. İyi bir oyun ortaya koyuyor. 4-1-4 bir sistemini ortaya koyuyor. Fakat bir şeyi unutmayalım. Boateng, Trabzonspor maçında. Evet. İki golde de o var. Ve o çıktıktan sonra da Beşiktaş biraz geriye yaslandı, evet. biraz geriye düştü. Üçüncü böl bölgedeki temposu düştü. Şimdi ben bu ma maçtan önce hem Artı futbolda hem de Mehmet'le son sayfada evet. dedim ki, İyi bir gününde olursa Vida Sörlöt'e adım attım ama iyi gününde. Peki evet. Vida kaç defa Beşiktaş'a geldiğinden beri iyi gününde oldu? Bence 1-2 dersin. Fazla değil. Ama nerede iyi gününde oldu hep? milli takımında. Milli takımda bir de gol atıyor. Vida'nın kötü oynadığı maçlarda gol Milli takımda o Dünya Kupası'da. Ben Vida'nın tabii ki iyi bir gününde ol, olacağını zaten beklemiyorum. E zaten Vida iyi gününde olmazsa eğer ne dedim? Beyi de Sörlöt'ü tut, tutmayı kırmızı kart bile görebilir. Yani. Kırmızı kart bile görebilirdi. Çünkü Sörlat öyle bir adam. Nitekim de dediğim çıktı. İyi gün bir de attığı gol de yanıltmasın. Hakikaten iyi değildi. Attığı gol ben de yanıltmasın. Hep hep hep. Gol onun Kesinlikle bonusu oldu. Kesinlikle iyi değildi. Kesinlikle iyi değildi. Trabzonspor çok iyi oynadı. Beşiktaş çok iyi oynadı. Göz zevki, temposu, üst düzey bir maçtı. Evet, Sörlat'ın attığı ilk golden önce bazı fikirler de değişti. Açılar farklılaşınca. Evet, foul var deniliyor Sörlat'a. Ama bu den dolayı yenildi desen doğru olmaz. Yendi desen doğru olmaz. Sonuç itibariyle sen 90. dakikaya kadar 2-1 getirdin maçı. çok da üçü de atabilirdin. Olabilirdi. Ve üçü atabilecek çok fırsat buldun. Ve bunları da kaçırdın. Ama kesinlikle fol var. Fakat e, iki takımı da kutluyorum. İki takımı da kutluyorum. Uğur da ayrı bir parantez açıyorum. Çünkü maçtan sonra yöneticiler dedi ki biz dedi Trabzon'u yenemedik dersek yanlış olur. Biz Uğurcan'ı yenemedik. Müthiş bir kaleci performansı gösterdi. Allah onun da yolunu Açık etsin diyelim. Evet. E, sevgili Mehmet. Senin de söyleyeceklerin var mutlaka. Atını ve tutanı dedim. Evet. Hem Şörlot'un hem Uğurcan'ın yani son haftalara damga vuran performansları zaten hepimizin malumu e, bir kez daha kanıtlamış oldular. Ender abi bir de Mehmet son sayfada şey demişti. Eğer Sörlöt iyi olursa ve vida iyi yani gününde olmazsa Sörlöt vidayı sırtında Sırtını taşır. Sırtını alır demiş. gider dedim ben ki doğru da oldu. Şöyle de bir e, kanım var. Şu form grafiğinden Sörlot şu an Türkiye'de Sörlot'u tutabilecek bir santra, şey stoper yok. Net olarak söyleyeyim. Çünkü hem ligin gol kralı bir de e, hani bir 95'lik bir oyuncudan bahsediyorsun. Hani normalde kafa hakimiyetinin çok çok daha iyi olması beklenir ama inanılmaz ayaklar var ve de e, son dakikada Ekuvan onu da tabii ki inanılmaz bir pas var ama oraya bitiricilik noktasında gittiği noktalara bir bakmak lazım. Şimdi birazdan ona geleceğim zaten. Maçın geneline bakacak olursak Trabzonspor e, maça golle başladı. İnanılmaz bir golle başladı. Maça golle başladıktan sonra ben Trabzonspor'un bu kadar kötü oynayacağını hiç beklemiyordum taraftarlar gibi. E, geneline oyunun bakıyorum. Çok geriye Beşiktaş takımı e, istediği gibi oyunu çevirdi, aldığı pas yaptı, hücum attığında birçok pozisyona girdi. Ama Trabzonspor e, ne zaman iki bir mağlup duruma düştükten sonra, sen de dediğin gibi Beşiktaş takımı biraz arkaya çekildi. Burada tabii ki Ekuban'ın oyuna girmesi var. Ekuban oyuna girdikten sonra Trabzonspor takımı biraz daha hücum hattında hareketlendi. hareketlendi. Arka tarafta kaleciyi yazarım ben. En iyi herkesi söyleyeyim. Atanı ve tutanı. Bu iki oyuncu zaten Trabzonspor'a çok şey kazandırıyor. Ama oynamayan oyuncular gözünden bakarsak bu takım için en vakamenin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bence bu maçta çok daha net olarak gördük. Çünkü belki kötü oynadığı maçlarda bile Trabzonspor... E, topu Vakame'ye attığı zaman dinleniyordu. Hücum attığında da dinleniyordu, defans da dinleniyordu. Çünkü maçta, çok iyi top tutuyor. Yani ben maçta, koyduğu zaman kimse bir alamıyor. keza aynı. Hani belki çok eleştirdik biz o Mikel'i ama Sivas maçında iyi oynadı. Bu maçta da birçok e, eksiği ortaya çıktı onların olmayışı. Ama Trabzonspor'un genel olarak bakıldığı zaman ben defansı bu maçta çok fazla suçlayamam. Hani defansı insanlar çok hani işte kötü oynadı falan. Yani e defansın yapabileceği bir şey yok ki. Ön tarafta çok fazla topu tutamadın. Orta sahada iş yapmadın, yapamadın. E, Gökhan Gönül 100 defa, 50 defa bindirme yaptı. Ama bakıldığı zaman ben hep söylediğim bir şey var. Trabzonspor hücum attı, iş yapıyor. Kalesi çok sağlam. Ön tarafında Sörlot gibi bir oyuncun var. Trabzonspor'un bu maçta aldığı bir puan şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor için altın değerindeydi. Bir de Trabzonspor'un tabii ki bir Malatya maçı var. Bunu da şimdi tabii ki lider olarak bakıldığı zaman e, Başakşehir takımı şu an lider ama Trabzonspor'un oynanmamış bir maçı var. Bunu da kazandığı zaman Trabzonspor'un bir artı avantajı olacak. Ama bu ligde görünüyor ki herkes herkesi yenebilecek potansiyelde. Hüseyin Hoca ile alakalı da bir şey söyleyeyim. Taraftarlara buradan sesleniyorum. Hocalar yanlış kadrolar çıkartabilirler. Yanlış oyuncu değişikleri de yapabilirler. Ama taraftar olarak şimdi sıralandaki yere bakıldığı zaman Trabzonspor taraftarlarına sesleniyorum. Ne olursa olsun Hüseyin Cimşir'in arkasında durmak zorundayız. Duracağız. Bir dakika. Başka bir şansı yok. Bir dakika. Şöyle bir şey Sevgili Bak, Bir Şöyle bir şey Sevgili Mehmet tamam bak sen. Bak hatası elbette, doğru şu anki durumdan bahsediyorum bak, ben. Elbette bak Mehmet. Elbette sen iyi bir Trabzonsporlusun. Evet. Yıllarca o forma evet. hizmet ettin. Elbette daha yapıcı, daha şey gibi. Ben deli ben olacağım. Bırak beni bırak. Ben deli ben olayım yine. Her zaman ben bak, olduğum görüşe ya, bak. saygılıyım. Bak şimdi. Hüseyin Hoca. iyidir, hoştur. O da bir Trabzon delikanlısı. Evet, evet. Fakat Trabzon spor takımını şampiyon yapmaya muktedir midir desem ben buna hayır derim abi. Kusura bakma. Yani bak, sevgili Trabzon Sporlar Bunu ben söylemek zorundayım. Yok, sen söyle bak. Ben, ben, ben bunu söylemek zorundayım. Şimdi bu hafta oyuncu değişikliğini hep beraber hepimiz gördük. Nasıl oyuncu değişikliğini yaptığını. Evet. Haftalardır bunu yapıyor. Haftalardır yanlış oyuncu değiştiriyor Ya bu takıma hoca lazım ya bırak bu takım ipini sal zaten bu takım oynuyor. İnanılmaz bir ön tarafı var. Tamam mı? Ha şimdi diyeceksin ki bu saatten sonra şurada kalmış 11 hafta. İşte yok Ünal Hoca'yı gönderdi. Şimdi Hüseyin Hoca'yı da gönderdi. Başka hoca Abi olmuyorsa yapacaksın bu değişikliği. Bak o buna, başka bir şey. Buna katılıyorum ben ama şöyle bir nokta var. Sonra hava şimdi, yaparsın. Bak hata zaten eğer bu maçtaki alınan bir puan olmamış olsaydı belki çok farklı şeyler konuşulacaktı burada daha farklı şeyler konuş ama şu potansiyelde şu bir maçta da eksik olan Trabzonspor'un bir maçlık bir avantajı var. Eğer olmamış olsaydı ben belki böyle bir şey söyleme, söylemiyor olabilirdim. Ama Trabzonspor'un oynanmamış bir maçı var. 3 bana ortak. Malatya Spor'da ortak, Trabzonspor'da ortak. Ama şu şekilde seyirciye şöyle bir şey söylemek lazım. Bu bizim evladımız. Benim takım arkadaşım. Trabzonspor'un şu an teknik direktörü Trabzonspor'u zaten Ünal diye, Hüseyin diye, Ahmet Mehmet de gelmiş olsaydı Trabzonspor'un çok kaliteli bir takımı var. Devre arası yaptığı oyuncularla birlikte. Bak özellikle söylüyorum. Bu maç üzerinden konuşmuyorum. Bu maç üzerinden gerçekten bir hayal kırıklığı var. Bütün taraftarlar Trabzonspor gerçekten kötü oynadı. Panik yaptılar değil mi? Panik yaptılar ha. Normal yani. Kötü oynarken de bir puan kazanmak çok önemli. maalesef çok acı bir haber yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok acı bir haber. Az önce e, görüntüleri de biz buradan takip etmiş, haberini de vermiştik. Gerçekten e, hani insanın e, boğazının düğümlendiği anlar bunlar. Allah rahmet eylesin. eylesin. Mekanı cennet, cennet olsun. Hem Kasımpaşa Camiası hem Türk futbolu için. Başımız sağ Bizim de tanıdığımız e, camianın da futbol severlerinde hep tanıyanların çok sevdiği bir insan. Nursal Bilginin Hayatını kaybettiği haberi e, yani gerçekten çok üzücü bilemiyorum ki ne söylenebilecek de bir şey yok sözün bittiği yer bu tarz haberleri vermek de çok acı yani orada maç sırasında hemen e, kenarda uzun süre bir e, ambulans oraya geldi sahanın içine kadar girdi yani gerçekten çok üzücü yani cennet olsun Vallahi yani e, statta e, Kasımpaşa camiası içinde tabii ki şok edici bir durum.